Ve göçmenlik avukatı Michael Gökhan Kıran. 20 yılın üzerinde göçmenlik işlemleri yapmaktayım. Eğitimimi Amerika'da, hukuk eğitimi Amerika'da gördüm. Bugünkü konumuz Meksika sınırından gelen vatandaşlarımız. Son bu yıl, bir yıldan beri ciddi bir yoğunlukta gelen vatandaşlarımız var. Tabii ki gelen vatandaşlarımız daha önce Amerika'da bulunmadıkları için buradaki prosedürleri, yasaları konusunda bilgileri yok. Bu yayınımızı da gelen arkadaşları bilgilendirme amacıyla yapıyoruz. İlk etapta bu gelmeden önce olan soruları konusunda bir yorum yapmak istiyorum. Bize birçok mesaj geliyor. İşte gelmeden önce ne yaparız, nasıl geliriz, geldikten sonra ne yaparız? Bunu biz cevaplamak istiyoruz ama çok önemli bir şey var. Bunu buradaki vatandaşlarımıza da söylüyorum. Sadece tabii bir avukat olarak değil, buradaki yaşayan vatandaşlarımızın işte akrabaları, arkadaşları, hemşireleri geliyorlar. Gelmeden önce tabii ki soruyorlar. Amerika'da bu şekilde yardımcı olmak, yani bir bilet almaktan veya yol göstermekten veya maddi destek olup da Amerika'ya kaçak giriş yapmasında yardımcı olmak isteyenler dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Amerika ciddi bir suç bu. Yani federal bir suç. Bu nedenle bu konuda ciddi bir hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Yani ailenizle, akrabanızla olan iletişimimiz mesela text mesaj da olabilir. O telefonunu girişteki sınır polisi el koyup da inceleme yapabilir. Onun için bu konuda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki geldikten sonra seve seve yardımcı oluruz. Geldikten sonra tabii bu, şimdi biraz sonra bu şeyleri konuşacağım, süreçleri, ne yapılması gerektiğini. Ayak bastıktan sonra tabii ki sınır polisi, çoğu zaman sınır polisi yakalıyor ve karakola götürüyor. Orada belli bir süre bir çevre araştırması yapılıyor, bir sağlık bakımı yapılıyor. Ondan sonra kampa gönderiliyor. Tabii gelen arkadaşlar soruyorlar. Buraya geldikten sonra ne yapmalıyız? İlk etapta herkesin tabii düşüncesi bir avukat bulalım, hemen işte yardımcı olsun, akrabamız, arkadaşımız çıkarsın. Fakat ben şöyle söyleyeyim, girişten sonraki süreçte, yani genel olarak konuşuyorum, tabii buraya girdikten sonra hangi kampa, hangi eyalette yerleştirileceğiniz belli olmaz. Kimisi Texas'ta kalıyor, kimisi Georgia'ya gönderiliyor, kimisi Colorado'ya gidiyor. Neticede belli bir kampta kalma süreci var. Bu süreç aşağı yukarı bir hafta, kimisi için iki hafta, bazıları için tabii daha uzun oluyor ama genelde bir hafta, iki hafta içinde buradaki göçmenlik polisi bırakıyor. Nasıl bırakıyor? Eğer siz bir sponsor adı verirseniz, yani burada benim kardeşim var, anne var, baba var veya arkadaş var ve statüsü Amerika'da vatandaş veya green cardlı, New Jersey, New York, Pennsylvania, nerede yaşıyorsa, hangi eyalette ve o kişinin telefon numarasını verebiliyorsanız göçmenlik polisine, çıkma olasılığınız yüksek oluyor. Ha, şimdi diyelim ki polis sizi bırakmadı ve mahkeme tarihi verdiler. O anda sizin avukat tutmanız gerekir ve o mahkemede sizi iltica mahkemesi olabilir. Genelde zaten buraya gelenler iltica talebinde bulunuyorlar. İltica mahkemesinde sizi temsil eder ve ayrıca burada kefaletle çıkmanız için hakimle müracaatta, mahkemeyle müracaatta bulunabilir. Bu kefalet süreci genelde bir hafta içinde oluyor. Tabii ki arada bazen sıkıntılar oluyor. Mesela karantina alınmış oluyor, birinde Covid çıkıyor veya salgın çıkıyor, hapishane kapatılıyor. Bunun dışında genelde bir hafta içinde
avukat müracaat yaptığında kefalet mahkemesi görülüyor. Bu iltica mahkemesinden ayrı oluyor. Ayrı bir mahkeme oluyor. Daha önce oluyor genelde zamanında yapılırsa. Ve o mahkemede hakim sizi bir kefalet miktarıyla bırakacak mı bırakmayacağını karar veriyor. Şimdi bu bond meselesi tabii ki birçok insan tabii soruyor bize işte bondla ne kadara çıkarız? Ya bu belli olmuyor. Kimisi 1500 dolara çıkıyor, kimisi 15.000 dolara çıkıyor. Hakimden hakime fark ediyor. Çünkü bölge bölge değişik değişik göçmenlik mahkeme mıntıkaları olduğu için o değişik bölgelerde değişik hakimler değişik kararlar veriyorlar. Ama genelde hakimlerin çoğu tabii ki kefalet veriyor. En önemlisi yine tekrar söylüyorum sponsorunuz, buradaki sponsorunuz eğer yasal statüsü yasalsa ve geliri iyi ise hakimin de size bond verme olasılığı daha yüksek oluyor. Gelen başka sorulardan avukat konusunda avukatı işte avukat tavsiyesi yani avukat tutalım mı? Şöyle söyleyeyim. Eğer çıktıktan sonra diyelim ki New York'a gideceksiniz veya New Jersey'ye gideceksiniz veya Amerika'nın başka bir eyaletine gideceksiniz. Tavsiyem her zaman için yakınınızda olan bir avukatla çalışmak her zaman için daha efektiftir. Çünkü avukatla birebir görüşmeniz gerekir. Tabii bu gündemde illa birebir görüşülmesi gerekiyor diye bir şey yok. Zoom'la da görüşülebilir ama İltica konuları Amerika'da çok kompleks konular ve bazen bu tür davaları geliştirmek için daha çok zaman, daha çok detaylı bir şekilde avukatınızla görüşmeniz gerektirebilir. Bu nedenle yakınınızda bir avukat bulabiliyorsanız onu tavsiye ederim. İkincisi tabii ki eğer bu yakınınızda bulamıyorsanız en azından sizi şeyi geçiyorum. Yani aynı dil konuşabileceğiniz bir avukatla çalışmanız tabii ki çok önemli. İki taraf için de kolay. Fakat en önemlisi zamanlamalar. Çünkü avukatı mesela hemen girişte tutmanız sizin daha çabuk çıkacaksınız demek değil. Bond için tutarsanız eğer polis bırakmazsa, bond için tuttuktan sonra yani kefalet bond oluyor burada. Ondan sonra iltica için süreç çok önemli. Yani kural şöyle, yasa şöyle iltica için giriş tarihinden bir yıl içinde iltica müracaatınızı yapmış olmanız gerekiyor. Bu ne demek? Bu zaman tabii son anı beklemeyin. Avukatınızı çıktıktan sonra birkaç hafta sonra avukatınızı tutun ve gereken işlemlerinizi başlatsın. Çünkü şunu da soracaksınız. Çünkü birçok vatandaşımız soruyor. Çalışma kartını nasıl alacağım? Ne zaman alacağım? İşte ehliyet nasıl alırım? Çok yoğun sorulan bir soru. Çalışma kartı Trump sağ olsun bu kurallar Trump tarafından biraz zorlaştırıldı. Eskiden 150 gün bekleyip çalışma kartı müracaatı yapabiliyordunuz. Fakat şimdi iltica müracaatını yapıp 365 gün bekleyip o şekilde ancak çalışma kartı için müracaatta bulunabiliyorsunuz. Süreç şimdi çok daha uzun ve işlem süreçleri de eskiye rağmen çok daha uzun. Eskiden 30 gün içinde çalışma kartı alınabiliyordu. Şimdi bazen 6 ay kadar bazen daha da fazla sürüyor. Bunun dışında buraya gelen ve daha sonra evlilik yapmak isteyen arkadaşlar soruyor. Ben işte vatandaşla evlilik yaparsam burada kart alabilir miyim? Veya green card ile evlenirsem burada kart alabilir miyim? Yani bu konu aslında çok kompleks. Avukatınızla bunu konuşmanız daha iyi olur ama üst düzeyde bir bilgi vermek istiyorum. Demin dediğim gibi bir yıl içinde iltica müracaatı yapılması şart. Yoksa iltica hakkını kaybedebiliyorsun. Ama ileride
evlilik yoluyla eğer kart almak istiyorsanız Amerika'ya giriş yaptığınız an buradaki yasa dışı kalmışınız sayılmaya başlıyor yasal olarak. Bu yasa dışı kalmışınızı ne durduruyor? Durduran mekanizmalardan biri iltica müracaatıdır. Eğer iltica müracaatınızı 180 gün içinde yaparsanız Amerika'da 180 günden fazla yasa dışı süreç biriktirmeden ileride yasa dışı, çünkü 180 günden fazla yasa dışı kalırsanız çıkış yaptığınızda, ki evlilik yaparsanız Amerika için de kart alamayacaksınız, çıkış yapmak zorundasınız. Ama 180 gün geçmeden iltica müracaatınızı yapıp yasa dışı kalmışlığınızı biriktirmezseniz çıkışınızda af müracaatı yapmadan geri gelebileceksiniz. Tabii bunu da ben basitleştiriyorum. Tabii ki kompleks şartları var. Fakat neticede en azından şunu bilmeniz gerekiyor. İltica müracaatını bir yıl içinde yapmamız şart. Fakat eğer ileride evlilik gibi bir işlem düşünüyorsanız o zaman 180 gün içinde yaparsanız evlilik işlemlerinizi kolaylaştırır. Neticede bu. En önemlisi sponsor. Ondan sonra süreçleri takip etmeniz. Yani şu anda bugün bir hapishaneden bir arkadaşımızla, vatandaşımızla konuştuk. Georgia'da mesela şu anda bir haftada bırakıyorlar. Texas'ta benim bildiğim iki haftada bırakıyorlar. Ama tabii bu süreçler herkes için geçerli olmayabilir. Bunlar genel süreçler. Bu söylediğim zaman süreçleri de çok önemli. Bu bir sene iltica 180 gün meselesi. Onları unutmayın. Bunun dışında size Meksika'dan buraya nasıl geleceksiniz diye yol tabii gösteremeyiz ama ayak bastıktan sonra Amerika'ya giriş yaptıktan sonra her şekilde yardımcı oluruz. Herkese teşekkür ediyorum. Tuncay Bey'e, Atürk TV'ye. Hoşça kalın.